Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Toolpark kanalındasınız. Bugünkü konumuz piş şartlarında ve normalde hangi ekipmanları kullanıyorum? Sizlere onu tanıtacağım. Umarım sıkılmayacağınız ve faydalanacağınız bir video olacaktır. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açıp bu videomuzda beğenmeyi unutmayınız efendim. Diğer videolarımı da incelemek isterseniz oynatma listesinden inceleyebilirsiniz. Hadi şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar bir motorcunun olmazsa olmazı olan malzemeleri ve benim kullanmış olduğum malzemeleri elimden geldiğince tanıtacağım. Önce şunu belirtmek istiyorum. Muhakkak ki sizlerin maddi olarak tercih edeceği ürünler olabilir. Ama genel anlamda sizleri korumasını düşündüğünüz ürünleri öğrenebilirsiniz diye düşündüm. Ben örnek veriyorum Schubert kask kullanıyorum. Siz LS2 kullanabilirsiniz ya da sürdüğünüz motora ya da maddiyatınıza göre Arai kullanabilirsiniz. Ben sadece şunları şunları kullanmanızda fayda var diye kendimce bu zamana kadar birikim sağlamış olduğum tecrübelerime göre ürünleri sizlere tanıtacağım. İlla bu ürünleri almak zorunda değilsiniz. Zaten şu an güncel fiyatlarım muhakkak değişmiştir ve çok daha iyi markalar ya da çok daha korunaklı ürünler gelmiştir diye düşünüyorum. Size sadece ana kalıplarıyla kafanızda şekillenmesi amaçlı bu videoyu çekmek istedim. Şimdi en başta kaskımdan başlayayım isterseniz. Kaskımı şöyle alalım. Kaskım Schubert'in R2 modeli. Ben bunu bir buçuk yıl önce aldım. Hatta iki yıl önce almıştım. Güneydoğu oturumdan önce. O videoları izlemediyseniz yukarıdan izleyebilirsiniz. Ses ve yalıtım olarak gerçekten çok memnun kaldığım bir kask. Yukarıdan şöyle gördüğünüz gibi havalandırması ki bu havalandırma komple kafanın içine yayılıyor bu şekilde. Sadece tek taraflı buradan alıp sizin üst kısmınızı serinletmiyor. Bir de burada şu şekilde açık kapalı ki ben bunu açtığımda bile kesinlikle mikrofonum sesini bile değişiyor. <laughs> yapamıyorum. Abi niye kapanmıyorsun? İşte bu kadar sıkı, kaliteli. Şu an bu konumdayken benim sıfır rüzgar aldığım an oluyor. Bazen daralıyorum. Şu şekilde kullanıyorum ben. Yine sesimi düzgün alabiliyorsunuz. İlk aldığımda kaskın ön tarafı biraz başımı ağrıtıyordu 3 saat, 4 saatlik sürüşlerde. Ama sonrasında sanıyorum ben de takma şekline alıştım diye düşünüyorum. İkincisi eldiven. Eldivenlerim yazlık. Ben yaz kış eldivenlerimi yazlık kullanıyorum. Çünkü sebebi biliyorsunuz ki motorumda elcik ısıtma var. Markası Koykon'un MC20 modeli. Bayağı bir kullandım ve bayağı memnunum. Sevdiğim kısmı şu arkadaşlar. Elinizde taktığınızda bir buralar parmaklarınızın olduğu kısım. İkincisi de buradaki yere düşme anınızda o asfaltın ilk darbesini emmesi için şu kısımda sert bir yapı olması lazım. Bir de parmaklarımın ucu tam geldiği için buradaki dikişler sizin tırnaklarınıza tam denk geliyor. Ve bu beni rahatsız ediyor. Ama bunda giyer giymez o kadar memnun ve rahat hissettim ki direkt almak kararı almıştım. Sanıyorum o zaman 350 liraydı fiyatı. Şöyle gösterebilirim. İç taraflarda tabii ki de yıpranmalar mevcut. Yazlık eldiveniniz var. Bir tık da büyük. Artık kullana kullana gevşedi. Decathlon'dan ince eldivenler var. Termal. Giydikten sonra bu şekilde yazlık eldiveninizi giyersiniz ve koruma sağlar diye düşünüyorum. Bunu size söyleyebilirim. Bir üçüncü kullandığım bacak çantam. Bacak çantamı şöyle çok ses yapmasın diye şöyle alayım. İki bölümlü bir çanta. Buraya telefonumu koyuyorum. İç tarafa da cüzdanımı, ruhsatımı, iPhone şarj aletimi ya da gerekli ne malzeme varsa onları kullanıyorum. Bu su geçirmiyor. Denedim ve gerçekten memnun kaldığım bir ürün. Öncesinde aldığım üründe bu kısım esniyordu. Esnek olduğu için tabii ki tak çıkart tak çıkart maalesef yıpranmıştı artık o elastikliğini yitirmişti. Ben bunu bu yüzden aldım. Buradan direkt alıyorum ve tak diye bacağımı sarıyor. Zaten bacağıma göre ayarlı. İkincisi de tercih sebebim şu. Bir önceki kullandığım bacaklık buradan sağlam olmadığı için şu mekanizması maalesef giderken yolda çıkıyordu. Çıkma yaptığı için ne olur ne olmaz belimden ayrıldığı anda direkt aşağı doğru sarkıyor ve tekere gelecek diye korktuğumdan dolayı ben bunu tercih ettim. Herhangi bir sorun yaşamadım bununla ilgili. Gerçekten çok sağlam. Bunu yeni Ankara motordan almıştım. Markasını söyleyeyim sizlere. Tex marka. Tex Motorcycle diye geçiyor. Şu şekilde gösterebilirim. İkincisi pantolonum. Pantolonumu da şöyle göstereyim. Çok bilindik markalar değil tabii ki. Prosev diye bir marka. Benim sevdiğim özelliklerinden biri dizlik korumaları şurada direkt çıkabiliyor arkadaşlar. Yani siz dizlik korumalarınızı çıkarıp günlük hayatta da bunu kullanabiliyorsunuz. İkinci güzel özelliği size şu şekilde gösterebilirim hızlıca. Sizi tam böyle totonuzun altında olacak ve sizin Allah korusun kaza anında en fazla sürtme yaşayacağınız kısımlarda kevlar var. Ve ayrıca şuralar cırt cırtlı. Ben bunları çıkartmıştım. Burada da kalça koruma, kalça kemiğinizi korumak amaçlı korumalar var. Biraz önce gösterdiğim gibi. Zaten ürünün kendisinden geliyor bunlar. Ekstradan almak isterseniz, tercih ettiğiniz bir ürün varsa alabilirsiniz. Bununla da ilgili bir sorun yaşamadım. Buralar şöyle gördüğünüz gibi esnek. Bu benim için rahatlatıcı bir etmen. Çünkü motora bindiğinizde ister istemez telenizde oynama yaşıyorsunuz. Ve oynama kısmında bu esniyor. Yani oturma anındaki esnemesi sizi rahatlatıyor açıkçası. Ve şurada da aynısı var. Gördüğünüz gibi burası da destek malzemeye sahip. Sadece boyunu kısaltmıştım. Biraz da sanıyorum paçalarından daraltmıştım. Tam şu an oturuyor. Başka bir ürüne daha geçiyorum şimdi. Şu arkadaşı katlayayım. Çok da düzenli ve tertipliyimdir efendim. Hemen katlıyorum seni. Annem görse şu an of gözleri yaşarır. Oğlum ne kadar tertipli der. Şöyle aldım. Attım oraya. Montu böyle biraz geriye alayım. Şöyle komple size göstereyim. Şöyle. Ve şöyle. Zamanında sanıyorum 2500 liraya almıştım diye biliyorum. Rika'nın protektör modeli. EN 1621 21 1 diye bir model. Şurada katmanları var. Birinci katman dış katmanı zaten. İkinci katman şurası yağmurluk. Gerçekten hiç içeriye yağmur almıyor. Üçüncü katmanı da kışın çok soğuk havalarda sizi koruması adına içi biraz böyle elyaflı diyebileceğim yapıya sahip. Tabii ki cepleri var. Fermuarlarla çıkıyor hem yazlık hale getirebiliyorsunuz hem de kışlık hale getirebiliyorsunuz. Ben yazın Akdeniz turumda bunu kullanmıştım. Antalya'ya indikten sonra şu iki tane yapıyı hem soğuktan koruyan hem de yağmurluk kısmını çıkartmıştım. O da izlemek isterseniz yukarıdan izleyebilirsiniz. Bir de güzel bir özelliği kendinden reflektörü olması arkadaşlar. Ben bunu daha önce hiç kullanmadım çünkü bunlar zaten parlayan malzemeler. Bu katlanmış şekilde burada duruyor. Bunu buradan çıkarabiliyorsunuz. Lafı parlıyor. Bunu buradan çıkarabiliyorsunuz. Montunuzun üstüne yelek gibi koyabiliyorsunuz. Tekrardan kullanmak istemediğinizde, akşam seyahatleriniz olmadığında bu bölmesine koyabiliyorsunuz. Ayrıca şunu söyleyeyim, fermuarıyla ayırabiliyorsunuz. Yani buradaki yeleği dışarıda muhafaza edip, burada tutmayıp giymek istediğinizde giyebilirsiniz. Ben genelde burada sabit tutuyorum. Bunu çıkarttığınızda, yeleği giydiğinizde zaten duruyor. Biliyorsunuz ki yasa çıkmıştı, akşamları reflektörsüz çıkamazsınız diye ki hala geçerli size de öneriyorum. Birilerini kendiniz göstermek istiyorsanız bu şekilde defektörle gösterin arkadaşlar. Böyle aparçılık falan yaparak yapmayın. Nerelerde koruma var? Omuzlarda var. Dirsek koruması var. Ve bir de sırt koruma var. Bayağı da sevdiğim mont diyebilirim. bir de botumuz var arkadaşlar. Botumu da göstereyim. YDS'nin Vibram modeli. Gayet sade. Soğuktan bir yere kadar koruyor. Su geçirmiyor gerçekten. Ancak çok yağmura yakalandınız. Ve içeriye pantolonunuzdan ya da başka bir sebepten kaynaklı içeriye su girdi. O çıkmıyor arkadaşlar. Çünkü o kadar kurunaklı ki en az 2 gün 3 gün sizin bunu kuru bir yerde muhafaza etmeniz lazım ki içindeki nemi alsın. Bunlar zaten olması gereken şeyler. Şimdi ekstralara geçeceğim. Ben çok soğuk havalarda bellik kullanıyorum. Şöyle bir bellik. Bu esneyebiliyor arkadaşlar. Rüzgardan koruyor sizleri. Pantolonu giydikten sonra montunuzla pantolonunuzun arasına gelebilecek yani şuradaki simit dediğimiz bölgeye tam bel kısmına bir güzel şöyle sarıyorsunuz. Şöyle de şunu kapatıyorsunuz. Zaten esneyebilen ve cırt cırtlı bir model. Bunu her yerden bulabilirsiniz arkadaşlar. Motosiklet ellik yazabilirsiniz. İkincisi ekstrem soğuklarda kullandığım ürün. Bunu bana babam verdi. Asla su geçirmiyor. Sıkıntısı şu. Su geçirmediği için Terinizi de dışarı atamıyorsunuz. Yolculuğunuzu tamamladığınızda çıkartmazsanız vücudunuz pişik oluyor. Yaşadım maalesef. Markası Tribord diye geçiyor. Yani bunu genelde dalgıçlar kullanıyor. Bunu böyle eksilerde falan kullanacaksam ve e, uzun mesafelerde kullanacaksam giyiyorum. Ankara'da birkaç sefer denedim. Ama gidip geldiğim için eve çok böyle büyük bir sıkıntı yaşamadım. Bu sizi inanılmaz derecede sıcak tutacaktır, koruyacaktır. Bir ikincisi Revit'in yağmurluğu. Bu bel aşağısında bir pantolon gibi düşünebilirsiniz. Ben bunu yine yeni Ankara motordan almıştım. Sağolsun Kran Mikro bana hediye etmişti bunu. Dizin aşağısında bacağınızı sarabilmesi için uzunca bir cırt cırtı var. Ve gördüğünüz gibi çok hafif olduğu için motorda da yer kaplamaz. Sizlere sıkıntı oluşturmaz diyebilirim. Bunların hepsi kişisel sizlerin vereceğiniz kararlar aslında. Önemli olan amacına uygun şekilde sizleri koruyor mu? Bütçenize uyuyor mu? Zaten bildiğiniz gibi bana birçok soru geliyor. Ya biz şunu mu alalım bunu mu alalım? Arkadaşlar alın. Yani sizi koruyorsa zaten alın. Çünkü 2 ay sonra 5'e bulduğunuz ürün maalesef 7'ye çıkıyor, 8'e çıkıyor. Durum bu. Lütfen bütçenizden kısıp, biriktirip kendinize yatırım yapın. Onun dışında sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Umarım beğendiğiniz ve sıkılmadığınız bir video olmuştur. Açıklama bölümüne de bulabilirsem linklerin hepsini paylaşacağım. Güncel fiyatlarını da görebilirsiniz. Nasıl böyle soğuklarda geziyorum diye merak ediyordunuz. Artık öğrenmiş oldunuz. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız arkadaşlar. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.